taşlar. Hem bitmez bir bereket, ne tükenmez bir kuvvet, ne bitmez... Bildiğiniz gibi Koca Sinan Belediyesi olarak geçtiğimiz 4 yıl içerisinde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmaları bizim için en önemli faaliyet alanlarımızdan bir tanesi olduğunu her seferinde söylüyorum. Bütün hedefimiz daha yeşil bir Koca Sinan için, daha yaşanabilir bir Koca Sinan için. Sadece imarlaşmış bir bölge, yaşanılabilir bir bölge anlamına gelmiyor. Tabii ki imarlı bir şekilde yaşam alanları oluşsun. O işin olmazsa olmazı. Ama bizim için çok daha önemlisi orada yaşayan insanların huzur içerisinde yaşayabilecekleri mekanları da inşa etmek. Bunun adı park olabilir, bunun adı yeşil alanlar olabilir, sosyal tesisler olabilir. Kafe Sinan ve benzeri gibi sosyalleşme, bir araya gelme imkanını doğuracağı mekanlar olabilir. Ama yaşamak ve yaşatmak için insanların ihtiyaç duyduğu her ne var ise Koca Sinan Belediyesi olarak onları yapmak bizim olmazsa olmamız, önceliklerimiz arasında. Yaşlılar için, gençler için, çocuklar için, herkes için yaşayabilecekleri mekanlar da bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Biliyoruz ki bizden önceki kuşaklardan emanet aldığımız çevreyi bizden sonraki kuşaklara da yine emanet olarak bırakacağız. Bizden sonraki kuşaklar için, nesiller için de yaşanabilir bir çevre bulmak çok daha önemli. İnsanların keyif alabileceği, yaşamdan mutluluk duyabilecekleri, yüzünün güleceği, mutlu olabileceği bir şehri inşa etmek bizim için en önemli önceliklerimizin başında geliyor.